özel bir yayın gerçekleştiriyoruz hep birlikte bugün. Bu benim için ayrı bir tarafı. Onun dışında burada insanın gerçekten o milli duyguları ciddi anlamda çok fazla kavuruyor. Bilmeyeceğiz. Evet. Takan Gülşen bu arada. Onun aklına geldi. Bunu vereyim bu arada. Ortamıza bayrağı diken. Bu tribünlerde sadece ben de değil, yani az önce Insta gösterdiğinde karşımızda olan çoğu kişi de Türk bayrağı var. Herkes burada, az önce İstiklal Marşı burada okundu ve burada herhangi bir ayrım kalmadı. Hepimiz aynı duygular içerisindeyiz eminim. Çünkü bunu zaten hissediyorsunuz yüzlerden. Kimse burada birbirine, yani kimse demeyeyim ama çoğu kişi birbirini tanımıyor aslında. Bir kısmı Alper Gezer Avcı'nın arkadaşı, bir kısmı gazeteci bizim gibi, bir kısmı buradaki bilim adamları, bilim insanları, Türkiye'den gelen bilim insanları. Gülşen bir saniye seni bekleteceğim. Bir saniye seni bekleteceğim. Çünkü şu yüzden geri sayım başlıyor. 40 saniye kaldı, öyle görünüyor. Şimdi hava durumunun da kalkış için %60 uygun olduğu açıklandı. Efendim ben susuyorum, hepimiz susuyoruz. Gözler artık, evet, kulaklar da fırlatmada. Buyurun. 3, 2, 1, 0. Engine full power and lift. Evet, aziz Türk milleti, şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Opening the door for more to follow. Godspeed AX3. Of course, if you are just joining us, this is the launch of the Axiom free launch to the International Space Station. Those incredible views on your screen, and there's our first shot. Adını verdikleri noktaya doğru yaklaşıyoruz. Bu noktada roket üzerindeki dinamik basınç en yüksek olduğu nokta. Yani astronotların en yüksek yük çektikleri dayanıklı olmaları gereken anlara yaklaşıyoruz. There's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Evet, canlı yayında bundan bahsediyoruz. Evet, tarihi ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Bu bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Şu anda da roketin üzerinde bulunan kameradan yeryüzüne doğru bir açıdan görüntü ekranlarınızda. Evet, birazdan çok ilginç şeyler göreceğiz burada. Ne göreceğiz? Normalde roketler fırlatılırlar ve ikinci kademeler rastgele bir şekilde düşer. Burada bu ikinci kademenin birinci kademeyle eş zamanlı olarak birisi yukarı giderken diğerinin aşağı gittiğini göreceğiz. Birazdan sol alt köşeye irtifayı ve hızı da koymaya başlayacaklar. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye geçtikten sonra, yani yaklaşık 1 dakika sonra başlayacak bu işlem.